Ya Rabbi ben lem tezel Ultu fina fima nezel İnneke latifun lem tezel Bil mutfi kada vettena Ya Rabbi amin havfena. Bu mübarek geceler müminler için ganimet toplanacak gecelerdir ve içinde bulunduğumuz ay hac ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç birbiriyle bulaşan üç ay bunlar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hürmeti ziyade olan aylardır. Bu aylarda bilhassa müminlerin daha ziyade Cenab-ı Hakk'ın rızalığını aramaları icap eder ve bu müminlerin şanıdır. Mümin Cenab-ı Hakk'ın razılığını arar, onun hoşnutluğunu ister. Onu hoşnut eden kimse bu dünya hayatında da hayatından daima memnun olur, hoşnut olur. Hayatın tayyibe diyor. Cenab-ı Allah ona güzel bir hayat programı dizer. Problemsiz bir hayat, hatta baş ağrısı bile olmayan bir hayat, her işi dümdüz dosdoğru giden bir hayat nasip eder. Her kim Allah'ın hoşnutluğunu ararsa, her kim Cenab-ı Allah'ı hoşnut etmek yolunda olursa, Cenab-ı Allah onu hoşnut eder. Başka kimin hoşnutluğunu ararsa, kimi hoşnut etmeye uğraşırsa, orası. O da senin gibi aciz. Elinden bir şey gelmez. Elinden bir şey gelse kendisini kurtaracaktır. Nereden kurtaracaktır? Kısa. Ezrail'in pençesinden kurtarsın kendisini. Kendisinin yapabileceği varsa sana, efendim sana yapmasın da kendine yapsın, kendisini kurtarsın. Onun için esas gaye ve hedef müminler için Cenab-ı Allah'ı razı etmek, hoşnut etmek. Başka bir şey istemezsin. İstersen deve yükü kitap oku. Sonunda bulacağın bu noktadır. Ne için okuyor? Allah'ı hoşnut etmek için. Ne için ibadet yapıyor? Allah'ı hoşnut etmek için, tamam. Ne için namaz kılmıyor? Şeytanı razı etmek için. Ne için dinine sahiplik yapmıyor? Çünkü şeytan öyle istiyor. Başka? Şeytan adam olsa kendisini kurtarırdı. Şeytan zaten kendi başı belada. Oraya sıçrar, buraya hoplar. Hıncını almak ister Ademoğlu'ndan. Ah elime geçseler. Elinde düştü. Milletin çoğu elinde. İnsanların çoğu elinde. O da diyor ki tam sırasıdır. Bunlardan intikamımı alayım. Bu Adem evladından dolayı beni cennetten kovdular, göklerden kovuldum. Bunları ben dünyada da ezeyim, ahirette de bunlar Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğrasın. Hem dünyadan ahirette. Namaz kılmayan şeytanı razı eder. İçki içen şeytanı razı eder. Kumar oynayan şeytanı razı eder. Allah emrini tutmayan şeytanı hoşnut eder. Şeytan da der, oh, her gün bir bela, her gün bin bela başlarına gelsin, başımızdan uzak olsun. Amin. Lakin şeytanın temennisi o. İnsanoğlunun başı beladan kurtulmasın. Ne kadar hazırlık yaptırıyor şimdi. Efendim, ya insan zayıf, zayıf halk oldu. Böyle bulsan boş tarafına düşer kalır da kalmasın. Bu kadar silahlar yapıyorlar.
bu kadar icatlar yapıyor, bu kadar ateşler yapıyor. Bu insanoğlu fiskeden değse düşecek ölçüde. Bir dakika nefes almasa ölmüş. En adamları, teknoloji, hepsi bunun için bu ovaşıp duruyorlar. Akşamdan sabaha, sabahdan akşama. Ne için? Ne gibi silah bulmalım ki? İnsanlar da, ne sen de insan, bu da insan. Ne uğraşıyorsun bunları tüketmeye, telef etmeye? Şeytan böyle söylüyor. Şeytan böyle razı olur. Gözümüzü açmayın diyor, daha kuvvetlisin bunu. İnsan zayıf. İnsan zayıf. Lakin insanın aklıyla gücü vardır. Vücut yapımız çok zayıftır. Aklımız itibariyle kuvvetliyiz. Aklımız, Cenab-ı Allah Adem peygamberi yaratıp yeryüzüne halife kıldığında kurtmuş denizlerde, karalarda yaşayan mahlukat, havalarda uçan kuşlar, Adem peygambere bakmışlar ki bizim kadar koşturamaz. Havada uçamaz. Denizin içerisinde efendim bizim kaçıp yaşayamaz. Saray yok. Adem peygamber orada oturuyor. Böyle. Sonra melaikeler onlara demişler ki bakınız böyle burada şimdi böyle oturup duruyor. Oh. Siz ne kadar çokluksunuz. Havadan uçup kaçarsınız diyorsunuz. Bunun elinden. Çünkü bunu kanadıyor koşmaya. Koşturmaya iki bacak verir bu. Biz hepimiz dört bacakla koşuluyoruz. Bize hiç yetişemiz yok. Kaçarız elinden. Denizdeki mahlukat demişler hiç. Ne yapacak bu bize? Denizler bizim elimizde. Ne zaman ki Melaişe Adem peygambere akıl verildiğini ilam ettiler. Bütün mahlukat korkmuşlar. Şimdi demiş, madem buna akıl verildi, binaenaleyh zalik, bu aklıyla rökbemiz uçarken bizi yere indirir, denizin dibinden bizi yukarıya çıkarır, bizim arkamızdan efendim kendisi yetişmese, elinin yaptığıyla bize yetişir, bunun elinden kurtuluş yoktur demişler. Aklın kuvvetine baksa, akıl verdi Cenab-ı Allah. İnsanoğluna bütün mahlukat korkmuş. Demek bize bu hükmedecek adam, böyle burada böyle oturduğuna bakma. Buna bizde olmayan bir cevher verilmiş, bir salahiyet verilmiş. Gücü kuvveti için malidendir. Bizden zayıf ama aklıyla biz onun mahkumuyuz. Bütün mahlukata hükmedecektir. Çünkü yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Sana akıl verildi. Onun için aklı sana verdi, aklı kullanasın. Aklını, elbette ki aklını kullanan adam kendisini şer yoluna vermez. Şer yoluna düşer, şeytanı takip edendir. Şeytanın arkasına düşen adam aklını kullanmıyor demektir. Bu aşikar edin. Şeytan Adem'e, Ademoğluna rahmet okumaz, okutmaz da. Öyleyse sen aklını kullanacaksın. Sana kıyamet günü Allah soracak. Neye aklını kullanmadın? Nedir bu pisliklerden benim huzuruma geldin? Senin amellerin bunlar mı? Sen benim huzuruma geleceğini hiç aklına getirmedin mi? Bir gün bu pis amellerinin bütün milletin önünde sergileneceğini sen düşünmedin mi? Ne böyle bu pis hayatla neye yaşadın sen? Ben sana pis hayat mı yaşayasın diye akıl verdim. Aklını neye kullanmadın diyecek. Demek ki Allah'ın hoşnutluğunu arayan kimse aklını kullanır. Aklını kullanmayan insan, şeytanın yoluna düşen adam, o
bedbahtır. Aklını kullanamadı, kullanmadığından dolayı kıyamet gününde o kendi kendisini mahkum edecektir. Mübarek aylardır. Bu ayların bereketini ara. Bereket veriyor Cenab-ı Allah. Allah'ın bereketi eksilmez. Allah'ın lütfu keremi eksilmez. Artar ve eksilmez. Günden güne de artmaktadır. Lakin sen talip olmazsın. Sen istemezsin. Çünkü şeytanı takip eden adam Allah'ın lütfuna mazhar olmaz. Nasıl olur? Şeytanı hoşnut etmeye koşulan adam Allah'ın lütfuna erer mi? Yok. Şeytan arkasına düşer, Allah'ın gazabına düşer. Evet, bu mübarek gecedir. Cuma gecesi aynı zamanda Zilkade ayının bu ikinci cuması oldu. Ondan sonra gelecek ay Zilhicce'dir. Beytullah'a davet olunan kimselerin oraya varıp yüz sürecekleri mübarek ay, Arafat'ta vakfiye duracak mübarek ay gelecektir. Cenab-ı Allah bizi orada hazır olanlardan eylesin. Amin. Gitmeyenlere halal mal ile gitmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi dedik ya, Allah'ın emrine, Allah'ın hoşnutluğunu aramayanlar, şimdi Hicaz herkese açıktır. Cenab-ı Hak kim isterse benim beytimi ziyaret etmeye gücü yeten insan buyursun diyor. Hükümetlerde yer yok, sen kaç defa gideceksin? Yahu Avrupa'ya gidecek, Amerika'ya gidecek, bilmem nereye gidecek adama kaç defa gidiyor diye sorunlu. Hicaz'a gidecek, kaç defa gidecek? Yahu bu benim kendi aşk-ı şevkimdir. Buradaki başka, orada hükmeden başka. Hicaz'a hükmeden hadi burası 70 senedir din meselesine başka türlü bakıyor. Bunu anladık. Lakin oradaki Hicaz'a hükmedenlerin insanları sayıyla oraya göndermeleri bu Allah'a asiliktir. Ben istediğim vakit ne viza sorulacak bana, ne para ne pul. Ben çağırdım gider. Her şey tersine oldu ya. İşte onun için. Şimdi Allah meclise kimi davet ettiyse gidecektir. Yolu kesilmez onun. Yolunu kesenler hakkında Cenab-ı Allah tehdit gönderiyor. Benim yolumu kesenlerin yolunu keserim. Ömürlerini keserim. Şevket ve saltanatlarını yıkarım. Nabedi de derim kendilerini. Değiştiririm. 1,7 milyon sene mi oluyor şimdi bu tahdit boyalı? 10 sene mi oluyor, kaç sene oluyorsa? Bu, lakin vakıtları yakın oldu demek. O mani kim koyduysa ona atacaktı. Cenab-ı Allah. Hasılı kelam bu Hicaz'a Cenab-ı Allah gitmeyi nasip eylesin. Amin. Sen gayret eyle. İhlasına göre Cenab-ı Allah şimdi seni gönderir. Yolunu kestikleri vakitte Peygamber ashabının ömrünü kestiği müşrikler Hicaz'a gidiyorlardı. Dediler koymayız bu sene. Bu sene koymayız. Men teşebbehe bi kavmin fehum min. Bir kavim kendisini kime benzetirse onlardandır. Peygamber Efendimiz'in önüne sahabe-i kiram ihramlı oldukları halde müşrikler geldiler silahlı. Dediler ki hiç bırakmayız. İhramlı. Silah yok. Harem-i Şehri ziyarete geldik. Diyor yok. Bu sene biz size izin verdik. Sahabe-i kiram kızdılar ama Peygamber Aleyhisselam kızmayla iş yok. Vahiy geldi. Ey Habibi kurbanlarını kessinler, başınızı tıraş edin, ihramdan çıkıp geri dönün, gelen seneye onu gaza etmek için. Kim Kabe yolunu keserse o müşriklerin belasına uğrar onlar. Onlar gibi olacaklardır.
Yeni sene geçmedi, Mekke'den gitti ellerinden. Kâbe-i Muazzama'nın ellerine geldiler ve mabedim olup gitti. Korkuluyor, onun için ben söylüyorum. Benim söylemem değil bu, hakikatin ifadesidir. Her kim Kâbe onu kapatırsa, çok az müddetleri kaldı demektir, bitecekler. İşiten haber versin. Bana aylık verdiği yok, yıllık verdiği yok. Yalnız bilsinler ki Kâbe onu kesilmez. Kim kesmeye uğraşırsa gelen seneye kadar bir tanesi kalmayacak. Peki, Kâbe'ye neye gidiyoruz? Zemzem içmeye, Hacer-i Esved'i öpmeye, tesbih almaya, efendim başka ne var? Kına almaya, takki almaya, başka seccadeler var, başka ne var? Hurma. Bu iş değil. Bütün gün çarşılarda onu bunu alması. Helaldir ama aklı kâbil olan adam oraya gittiği vakitte dünyadan ne kadar uzaklaşabilirse uzaklaşır. Sonunda efendim tabii eşe dosta burada efendim bir ikram olsun bereketi için alıp gelir. Yasak değil ama efendim sabahtan akşama, akşamdan sabaha çarşıları dolaşıp onu bunu alması. Dünya orada dünya hırsını kes, ahirete, Allah'a kalbini vermeye, kendini daha fazla vermeye bak. Hoşnutluğunu ara Cenab-ı Allah'ın. Her yerde hoşnutluğunu ararsa bilhassa orada. Lakin ne yapalım? Oraya hükmedenler oranın havasını bozmuşlar. O pis Nemrut kuleleri, betondan onları yığmışlar her tarafa. Avrupa'nın bütün pisliğini dökmüşler. Şey yeni icattır diyerek. Halbuki bundan 50 sene önce gitti de ne kadar hoş. Osmanlı'nın bıraktığı gibiydi. Harem-i Şerifler o kadar tatlı, o kadar lezzetli, o kadar feyizliydi. Şimdi beton yığınlarının içerisinde efendim, bir taraftan ezan okup içeriden yürürsen, öyle yürürsen içinde ancak Kabe'ye girecek şeyden. Baştan ilk kapılarda içeri girince Medine-i Münevver'de büsbütü kaybettiler. İçeri giren nerede çıkacağını şaşırıyor. Kaybettiler büsbütü. Herkes eskiyi gözetir. Eskinin hatırasını yaşatmak ister. Ahiret havasını alırdık orada biz. Şimdi betondan hava aldığı yok. Betondan biz bıktık. Buraları mukaddes memleketler olduğu gibi muhafaza edilecek. Çatır çutur yıktı. Şimdi en sonunda işittim. Osmanlı'nın galesi vardı orada. Tek o kaldı ayakta. Osmanlı'nın galesini, Osmanlı'nın izini bırakmamak için uğraşıyor. Her şeyi sildikten sonra işittim. O galeyi yıktırıyor şimdi. Yerine yeni apartmanlar yapacakmış. Planlar da hazır ettiriyor. Bir mühendis bana söyledi Mısırlı. Neydi onun için üzerinde uğraşıyoruz. Bu sene başlayacaklar. O kale Osmanlı'nın halifenin kalesiydi. Şerif orada oturuyordu. Onu yıkacak. Tam tepenin üzerindeydi. Onun üzerinde büyük Nemrut kuleleri yetişmesinler dedim ben. Bir ortak kaldı şey. Ondan başka her şey yıktılar. Ne zemzem duyusunun yerini bıraktılar, ne müezzin mahmillerini bıraktılar, ne imamların makamlarını bıraktılar, ne makam-ı İbrahim bıraktılar, ne minber bıraktılar, ne Bab-ı İbrahim bıraktılar, ne medreseleri bıraktılar, ne kütüphaneler, hepsini bitirdiler. Müslümanların kanısı olduğu için biz kendimizle yıktık. Bizle yıktık, şimdi hava alıyoruz. Ey müminler, işte bu şeytanı takip etmenin belalarıdır. Aklımızı başımıza devşirelim. Bu hayatta senin arayacağın Allah'ın hoşnutluğudur.
güzel hayat geçirmek istersen, Rabbini hoşnut eyle, dünyan da mamur, ahiretin de mamur olur. Ne kadar ibadetten kaçarsan, işin o kadar bozulur. Ne kadar cumayı bırakırlarsa, iki yakaları bir araya gelmez. Ne kadar zekatı vermezlerse, o kadar borcun içine batarlar ve biterler. Her Allah'a asi gelen kimse bu sene batacaktır. Hepsi batacak. Kendilerini kuvvetli sayıp da Allah'ı saymayanların hepsi batacaktır. Çarpışıldı, başka türlü dönmeye başladı. Telaş aldı. Telaş aldı. Efendim, kafirleri ve onların yolunu tutanları çok büyük telaş aldı. Ne olacak? Hiç merak etme. Şarkışıldı, başka türlü dönüyor. Demiyorum tersine dönüyor. Şimdiye kadar tersine dönerdi de şimdi doğru dönmeye başlıyor artık. O zaman işleri bitikti. Ey müminler diyelim Allah, 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 Allah. Amin. Heybet geyirler İslam'a ya Rabbi. Amin. Hırlaşın.